Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz Monster'ın Tulpar serisine ait T7V20.1 modeli. Evet arkadaşlar, şu aralar koronavirüs nedeniyle herkes evlerine kapanmış durumda. Zaten yapmamız gereken de bu. Ne? Evde kalmak. Evde kalmak bazı sektörleri de harekete geçirdi. Nedir bu? Oyun bilgisayarları. Şu anda Türkiye'de oyun bilgisayarlarına yoğun bir talep söz konusu. Giriyorsunuz pek çok sitede. Stoklar tükenmiş durumda ki bunlara Monster da dahil. Monster'ın sitesine girdiğinizde arkadaşlar genelde stoklar tükenmiş gözüküyor ve beni haberdar et butonu çıkıyor. Eğer o butona basmazsanız ürün geldiği anda tükeniyor ve sizin yine haberiniz olmuyor. Bunu da size hemen incelememizin başında belirtelim. Çünkü yeni bir Monster laptop almak istiyorsanız mutlaka beni gelince haberdar et butonuna tıklamayı unutmayın. Bugünkü inceleme konumuz arkadaşlar Tulpar serisinin en çok satan modellerinden birisi V20.1. Genel olarak baktığınız zaman ekran boyutu son derece ideal. Görüntü son derece şık. Biz şimdi bu bilgisayarın bize ne gibi artılar sunduğunu, hangi oyunları çalıştırdığını, hangi oyunlarda nasıl bir performans sergilediğini sizlerle birlikte paylaşacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki sistemini sizlere söyleyeceğiz. Zaten bunlar klasik olarak Monster'ın sitesine bile girseniz orada bulacağınız şeyler. Dolayısıyla bunlara çok fazla girmek istemiyorum. Onları her yerde bulabilirsiniz. Ama ne yapacağız? Çok popüler olan oyunları bu bilgisayarda deneyimleyeceğiz. Hangi ayarlarda kaç FPS verdiğini göreceğiz. Nasıl bir ısınma performansı sergilediğini göstereceğiz sizlere. Hangi oyunlar bunlar? Tabii ki ilk başta PUBG. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde oldukça popüler oyunlardan bir tanesi. PUBG'yi deneyimleyeceğiz. Biliyorsunuz PUBG 8 GB RAM istiyor minimum ki bu cihazda 16 GB DDR4 RAM bulunuyor. Dolayısıyla kasmadan oynayabiliyor. Bunu size hemen baştan belirteyim. Bir diğer deneyimleyeceğimiz oyun son dönemde çıkan Doom Eternal. Zaten Doom Eternal'da bizim Oyun Canavarı diye bir programımız var. Orada sizlerle beraber oynamıştık ve yüksek ayarlarda gayet akıcı bir oyun performansı olduğunu görmüştük. Fakat bugün sizlere FPS performansını falan da göstereceğim oyunun. Bir diğer oyunumuz ise senelerin eskitemediği CSGO yani Counter Strike Global Offensive. Zaten o oyunda zorlanmayacağını biz de az çok biliyoruz. Fakat yine de o oyunu çok fazla oynayan olduğu için onun sistem gereksinimlerini de nasıl karşıladığını sizlere göstereceğiz. Ve önümüzdeki günlerde çıkacak ve gündeme bomba gibi düşecek bir oyunu da sizlerle burada oynayacağız. O da Valorant, biliyorsunuz Riot Games'in üzerinde çalıştığı ve tamamen Türkçe dil desteğiyle geldiği bir oyun. Bu oyunu da yine sizlerle birlikte Tulpar T7V20.1'de test edeceğiz ve nasıl bir performans sergilediğini göstereceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak laptopumuzdaki çıkışlardan biraz bahsedelim. Laptopumuzun arkasına baktığımızda sağ ve sol tarafa konumlandırılmış iki tane fan görüyoruz. Burada hemen power girişimiz var, yani şarj ettiğimiz giriş bulunuyor. Onun yanına Type-C girişimiz konumlandırılmış. HDMI girişi ve iki tane de Thunderbolt girişi bulunuyor. Yan tarafa geçtiğimizde ise bir Ethernet yuvası görüyoruz burada. Ethernet yuvasının yanında USB 2.0, onun yanında mikrofon soketimiz ve kulaklık soketimiz bulunuyor. Ters tarafa, yani diğer yüze geçtiğimizde ise iki tane USB 3.0 girişinin olduğunu görüyoruz. Ve bir tane de kart okuyucumuz burada konumlandırılmış. Arka tarafta olan fan çıkışlarının haricinde sağ ve sol kısımda da birer tane fan çıkışı bulunuyor. Böylece bilgisayarınızı masa üstünde kullansanız dahi alt taraftan çok fazla ısınması engellenmiş oluyor arkadaşlar. Tabii yine de siz hani altına bir fan koyup kullanırsanız daha serin olacaktır. Fakat ben şimdiye kadar bu bilgisayarı bu şekilde kullandım. Yani herhangi altına bir destek koymadan kullandım ve son derece memnun kaldım. Hani aşırı bir ısınma yoktu. Gayet serin serin oyunlarımızı oynadık. Bu arada dipnot olarak şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şurada gördüğünüz Monster logosu ışıklı arkadaşlar. Bazı modellerinde biliyorsunuz ışıksız oluyor. Fakat bu Tulpar modelindeki logo tamamen ışıklı. Yani açtığınızda ışığı yanıyor. Bu da hoş bir eklenti olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli nokta ise bazı Tulpar modellerinin şu kısmında ışık oluyor arkadaşlar. Ve Tulpar yazısı oluyor. Fakat bu modelde o yazı yok. Yine RGB klavye alışık olduğumuz gibi geliyor. Touchpad'e ise iki kere dokunduğumuzda aktif ediyoruz ve iki kere dokunduğumuzda yine bu aktiflik gidiyor. Yani genel hatlarıyla Monster'ın arayüzünü bilgisayar bize sağlıyor. Hani atıyorum Abra'da olan özellikler, klasik özellikler diyeyim. İşte nedir bu? RGB klavye, işte dokunduğumuzda mouse'un deaktif olması, tekrar iki kere köşesine dokunduğumuzda aktif olması. Bu tarz özellikler bu modelde de yine mevcut. Tasarımsal olarak günümüz oyun bilgisayarlarından gayet ayrı bir noktada bence. Çok aşırıya kaçan bir tasarım yok.
Fakat baktığınızda da bunun bir oyun bilgisayarı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı markalar öyle bilgisayarlar yapıyor ki hani dışarıdan baktığınızda abuk subuk bir uzay gemisine benziyor. Şekli çok böyle aşırı detaylı, aşırı uçlu, aşırı keskin hatlara sahip. Onlar çok fazla hoş durmuyor. Bazıları da çok fazla düz yapıyor. Monster ise bu ikisinin tam ortasında bir tasarıma yer vermiş. Yani dolayısıyla bir oyun bilgisayarı olarak tasarım söz konusunda gayet başarılılar diyebiliriz. Evet arkadaşlar, PC Mark 10 testiyle bir performans sorgulaması da yaptık. Yani bilgisayarımızın bu testten kaç puan aldığını merak ediyorsanız onu da size hemen gösterelim. 4668 puan aldı. Bu gayet iyi bir puan. Bunu sizlere belirtelim. Bilmeyenler için dipnot olarak belirtelim bu puanın gayet iyi olduğunu. Tabii en nihayetinde bizim için önemli olan ne? Oyunları nasıl oynattığı. Birazdan oyun testlerine geçeceğiz. Tabii öncelikli olarak sizlere bilgisayarımızın özelliklerinden de bahsedelim. Monster Toolbar T7V20.1 modelinde arkadaşlar. 9. nesil bir 7 işlemcimiz bulunuyor. 16 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. Ve Nvidia GTX 1660 Ti ekran kartımız bulunuyor. Zaten depolama opsiyonlarını, pek çok depolama opsiyonu var Toolbar'da. Yani isterseniz SSD yüksek tutabiliyorsunuz. İşte yanına SATA koyabiliyorsunuz ya da SATA'yı çıkartabiliyorsunuz. Sadece bir SSD bana yeter diyebiliyorsunuz. Pek çok opsiyonunuz var. Bunları da size dipnot olarak belirtelim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz oyun testlerimize geçelim. Burada ben size yine hangi ayarlarda açtığımı göstereceğim. Direkt bilgisayar ekranından görüntüler vereceğim. Böylece hem oyunun donma kasma yapmadığını, oyunun kaç FPS verdiğini ve bu değerlerde işte işlemcinin ya da ekran kartı işlemcisinin ne kadar ısındığını da görebileceksiniz. Evet arkadaşlar, şu anda PUBG'ye girdik. Şu anda sistemin bize önerdiği gereksinimlerde oynuyoruz ve bakıyoruz 70 FPS alıyoruz. Ara ara 60'lara düşüyor. FPS değerimiz, GPU sıcaklığı 71 derecelerde. RAM'in kullanımına bakıyorum, 9-10 GB civarında. Az önce de belirttiğimiz üzere zaten cihazda 16 GB'lık DDR4 RAM var. Bu oyunun zaten minimum sistem gereksinimlerinde RAM'i 8 GB diyor ama gördüğünüz gibi şu anda 10 GB'lık bir RAM kullanımı söz konusu. İşlemci sıcaklığı da 74-75 derecelerde. Hemen bakalım ayarlarımıza, hangi grafik ayarlarında oynadığımızı. Evet, her şey şu anda ultra gördüğünüz gibi. Keskinleştirme kapalı, bunlar kapalı, hareket izi falan. Bunları da açsak bakalım ne olur. Deneyelim, biraz zorlayalım. Görüş uzaklığı falan, her şey ultra'da arkadaşlar. Nvidia özel ayarlar, şöyle özel ayarlarda zaten kenarsız, onu değiştirirsek zaten çözünürlük falan en yüksek değerlerde. Uygula diyelim o ya, diğer ayarlarda yaptıktan sonra bakalım kaç FPS alacağız. Evet, FPS değerimiz biraz daha düştü, 57-58'lere kadar. RAM kullanımı yine hemen hemen aynı. Oyunda kasma veya donma şöyle gördüğünüz gibi yok. Bakıyorum 69 derece GPU veriyor şu anda. İşlemcimiz de CPU ise 77 derecelerde. Dediğim gibi FPS değerimiz 50'nin üzerinde yine. Genel itibariyle 50'nin üzerinde seyrediyor. Ayarları biraz daha düşünürsek çözünürlük ayarlarını, tabii ki bu FPS değeri de yükselecektir. Mesela ultra değil de dur. Şöyle yükseğe çekelim hepsini. Yüksek, yüksek, yüksek. Evet. Bunları kapatalım az önceki gibi. Bakalım ne olacak. Uygula diyelim. Evet, gördüğünüz gibi ultra'dan yükseğe çektiğimiz anda FPS değerimiz direkt 70'in üzerine çıkıyor arkadaşlar. Yani dur, atlamayı unuttuk bu arada. Atlayalım şöyle. Yani PUBG'de sorunsuz bir şekilde yüksek ayarlarda oynarsanız eğer, yüksekte 70-75 FPS veriyor. 70'in çok rahat üzerine çıkıyor. Hatta 80'e bile çıktığı oluyor gördüğünüz gibi. Eğer ultra'da oynarsanız da 50'nin üzerinde bir performans veriyor. Yani 50 FPS'in üzerinde bir performans söz konusu. CPU sıcaklığı şu anda 74'lerde görüyorsunuz. GPU'da 71 derecelerde. Evet, şimdi bu oyundan çıkalım dilerseniz ve diğer oyunlarımızı test etmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci oyunumuz olan Counter Strike Global Offensive'deyiz. Biliyorsunuz bu oyun çok eski bir yapım. Fakat Valve bunu dönem içerisinde sürekli güncelledi. Yani ilk çıkan Counter ile şu andaki Counter arasında dağlar kadar fark var. Oyuna ilk girdiğimizde sistem bizi bu ayarlara yönlendiriyor. Yani şu anda gördüğünüz gibi her şey çok yüksekte.
Yüksek yüksek. Zaten bunlarda çok yüksek seçeneği yok. En fazla yüksek seçeneği var. Sadece şurada çok yüksek seçeneği var. Onu da zaten çok yüksek seçmiş. Değerlerine bakıyoruz. Dikey eşitleme falan filan hepsi etkin. Her şey etkin. Çözünürlük en yüksekte. Gelişmiş görüntü seçeneklerine baktığımızda burada da her şey yüksekte. Ve kısaca özetlemek gerekirse oyun en yüksekte bile şu anda bize verdiği FPS değeri 114. Tabi oyun içerisinde bu değişecektir. Bakalım hemen bir hızlı maç başlatalım. Şuradan bir basit eğlence modu, tabi klasik haritamız, milli haritamız Dust 2'de bir maça girelim. Bakalım oyundaki FPS değeri, sıcaklık değerlerimiz nasıl değişecek, bunu birlikte gözlemleyelim. Bu arada RAM tüketimini görüyorsunuz. 6 GB civarında, yani 6 GB'ı bir tık geçiyor. 8 GB'lık bir bilgisayarda bu oyunu muhtemelen rahat rahat çalıştıracaktır. Bunu size söyleyebiliriz. GPU'nun sıcaklığı şu anda 60 derecede. CPU sıcaklığı ise 70'lerde seyrediyor. Tabii bu birazdan oyun içerisinde biraz daha artabilir ya da azalabilir. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Evet, buradan takımımızı seçelim. Antiteröristler dolu olduğu için teröristlere girmek zorundayız. Evet, biraz beklemek zorundayız. Sanırım burada çünkü hayatını kaybetmiş bir şekilde oyunda başladık. Evet, şu anda 130-140 FPS'ler görüyoruz. Yani bu oyunu bu bilgisayarda rahat rahat kasmadan etmeden akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz anlamına geliyor. Bunlar da biraz çabuk ölseler biz de oyuna dahil olsak ve görsek diye bekliyoruz. Fakat herkes pusmuş bir köşede. Şu anda arkadaşlar grafik ayarlarının hepsi çok yüksekte. Bunu size tekrardan hatırlatıyorum. Çözünürlük fullenmiş durumda. Yani oyunda görebileceğimiz en yüksek ayarlar. Ve bazı ek ayarları da etkinleştirdim. Ben bu görüntü yumuşatmalar falan vardı. Yırtılmaların önleneceği ve ekran kartının performansını biraz zorlayacak ayarlardı bunlar. Bunları da ayarladığımı sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi ben bir P90 alıp rush yapacağım. Bu şekilde göreceğiz. Hem oyunun akıcılığına da bir tane de flash bombası alalım. Hatta bir tane de yanan bomba alalım. Yanma efektinin de nasıl olduğunu görelim Molotov kokteyliyle. Şuraya atalım Molotov. Onlar da attı. Bir tane de biz atalım. Evet, gördüğünüz gibi ortalık cayır cayır yanıyor. Şimdi bir tane de flash atalım. Evet, içerisi boş. Ben çok fazla vakit harcamamak için direkt dalıyorum. Öleceğim muhtemelen ama olsun, fark etmez. Hala ölmedik. Enteresan. Kimse yok. Evet, orada bir adam var. Muhtemelen kanas tarzı bir şeyle bekliyor. Şöyle kenarlardan dolaşalım. Bakalım ne olacak. Şöyle gidelim. Bu arada 100 FPS'in... Aha, kafadan gittik direkt. Bu arada 100 FPS'in aşağısına düştüğünü görmedim arkadaşlar. Şöyle nasıl öldüğümüzü bir görelim ve evet, kanası almışlar bizi ve oyundan çıkalım. Gördüğünüz gibi Counter-Strike'da herhangi bir zorlama, kasma olmadan yüksek FPS değerlerinde rahatlıkla oyundan oynayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda da Riot Games'in yeni oyunu Valorant'ın içine girdik. Bu oyun şu anda kapalı beta aşamasında. Yani bu oyunu halihazırda oynayamayabilirsiniz. Fakat bir süre sonra free to play olarak sizler de rahatlıkla oynayabileceksiniz. Bu oyunu sizlere belirtelim. Şu anda bize oyun arayacak, bulacak ve bu oyunda nasıl bir performans sergilediğini bilgisayarımızın göreceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi değerlerimiz gayet yüksek. Yani Counter Strike gibi bir değerlerle karşı karşıyayız. FPS derecemiz gayet uç seviyelerde. RAM'imiz 8 GB'ın altında bir RAM tüketimi söz konusu. GPU sıcaklığı 58 derece. CPU sıcaklığı ise diğer oyunlarda olduğu gibi 70 dereceler civarında. Bu oyun arkadaşlar kısmen de olsa Counter gibi bir şey. Bu alt kısımdan kahramanınızı seçiyorsunuz. Daha sonra bir bomba kurma olayı gibi bir şey var. Oyun canavarı programımızda zaten bu oyundan bahsedeceğiz sizlere. O yüzden çok fazla detay vermiyorum burada. Dilerseniz oyun canavarının 3. bölümünde yine bu tulparla oynayacağız oyunu da. Oyunun performansına ve size sunduklarına bakabilirsiniz. Ama bana ilk bakışta bir Counter deneyimini hatırlattı diyebilirim. Ha nedir? Bomba falan almıyorsunuz oyunda. Ama her karakterin özel güçleri var. Bu özel güçleri oyun içerisinde kazandığınız kredilerle satın alabiliyorsunuz. Bu da gerçekten enteresan bir şey. Mesela burada gördüğünüz gibi Q, E, C, X atanmış bazı özellikler var.
Bunlar karakterlere özel hareketler ve bunları parayla, krediyle satın alıyorsunuz. Birazdan size göstereceğim. Bu arada bilgisayarımızın performansı gördüğünüz üzere gayet üst seviye, herhangi bir sıkıntı olmadan çalışıyor ki oyun az önce de söylediğim gibi arkadaşlar hali hazırda beta seviyesinde. Dolayısıyla şu anda hani bazı sıkıntılar, işte ne bileyim yırtılmalar, kasmalar olsa da bu sebep bilgisayardan değil, oyundan da olabilir. Bunu da size belirtelim. Gördüğünüz gibi her şey açık. FPS her zaman kısıtta demiş, gerek yok. Çözünürlüğümüz yüksek. Grafik kalitesine bakalım. Bunları da yüksek yapalım. Biraz zorlayalım bilgisayarımızı. Netliği arttır, onu da açalım. Evet, ayarlardan çıkalım. Bu arada kaydettim ayarları. Evet, kaydetmiş. Evet, kaydetmiş. Bakalım FPS'imiz 90'lara düştü ama çok bir fazla düşüş yok. Bu arada B'ye basıp satın alıyoruz. Gördüğünüz gibi counter tarzı bir ekran var. Şu anda paramız olmadığı için çok bir şey almaya gerek yok. Sadece bir tane kalkan alalım. Burada özelliklerimiz var. Onları alıyoruz. Bazıları kendi oyu mesela. E özelliği neymiş? Ha, bu harita gibi bir şey açıyor böyle bize. Herhalde düşmanları mı görüyoruz buradan? Yok. Neyse, adamlarımızı görüyoruz. Her karakterin farklı özellikleri var. Mesela bu ok atıyor arkadaşlar. Eğer burada düşman varsa bu okla sizin düşmanı görmenizi sağlıyor. Bunu alıyorsunuz. Ulti puanı veriyor size. Daha sonra ileride kullanabiliyorsunuz. Mesela bu buz. Kaç taraf atıyor bu buzu? Ve buna girdiğinizde yavaşlıyorsunuz. Rakip de aynı şekilde buna girdiğinde yavaşlıyor ve sesten nerede olduğunu tespit edebiliyorsunuz. A ve B bölgeleri var. A ve B bölgelerinde adamı aldık. A ve B bölgelerine kurulum yapıyorsunuz ve bu kurulumda bombayı kurdunuz. Şu spike dedikleri bir şey var. O spike'ı kuruyorsunuz. Diğer tarafta spike'ı imha etmeye çalışıyor. Görüyorsunuz zaten mini haritada A ve B kısımlarını siz de görüyorsunuz. Şimdi bir tur daha atayım ben bunlarla size. Hem oyunun performansını görmüş olun hem de bir silah alalım. Silah kullanımını görmüş olun. Mesela şu silahımızı alalım. Özellik alalım bir iki tane de. Onları da size gösterme açısından kalkanımızı da alalım. Gidelim. Şu yukarıda arkadaşlar 16 saniyelik bir süre var. Gördüğünüz gibi 16 saniye dolmadan bazı yerler mavi şeyle kapalı. Şöyle görüyorsunuz şurada. Bunlardan ileri geçemiyoruz. Hadi göreyim sizi. Evet, geçemiyoruz. Birazdan açılacak şimdi. 2-1 ve açıldı. A ya da B'ye gidiyoruz. Spike'ı kuruyoruz. Bu kadar basit. Mesela şimdi evet bizi ortaya çıkardı bir tanesi. Biz de C tuşuyla şunu atalım. Bu bize kuvvetli savaş seçeneği sağlıyor. Nedir o kuvvetli savaş? Daha iyi vuruş yapıyoruz. Daha hasarlı gidiyor mermilerimiz. Vesaire vesaire. Şu mermimiz bitti. Evet, bizi iyileştiriyor gördüğünüz gibi. Şu atalım. Şu bomba gibi bir şey arkadaşlar. Sekerek gidiyor. Ve orayı yakıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımızın yerini gösteriyor. Demin olan bir şey. Bir küremiz var. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bu eli alacağız sanırım. Sonrasında çıkacağım. Ve son oyunumuz Doom'u sizlerle deneyimleyeceğiz. Kaç FPS aldığını, ne kadar sıcaklık verdiğini göreceğiz. Ama son düşmanı da bulamıyoruz şu anda. Spike kurmamız lazım. Evet, şöyle bir bakalım. Son 30 saniye. Evet, kazandık zaten, o da öldüğü için. Bu da bu şekilde bir oyundu arkadaşlar. Şimdi 3. oyunumuz Doom'a bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda Doom'a girdik. Doom'da yalnız bir sorun var. Yukarıdaki değerler şu anda ekranda görüyorsunuz ama birazdan oyun başlayınca kayboluyor. Şu anda oyun yüksek ayarlarda. Bunu sizlere belirteyim. Yani Ultra'ya da Ultra Nightmare'da değil. Yüksek ayarlarda gördüğünüz üzere 60 FPS kilitleniyor. Biraz 60'ın üzerine düşüyor. Evet, gitti. RAM tüketimi 8 GB'ın bir tık altında. Zaman zaman üstüne de çıkacaktır. Ben size burada oyunun akıcılığını göstereceğim arkadaşlar. Oyunun akıcılığında ayarlar yüksekteyken hiçbir sıkıntı yok. Görüyorsunuz 60 FPS'i rahat rahat veriyor zaten. RAM tüketimi 8'in bir tık üstünde. Az önce de belirttiğim gibi CPU sıcaklığı yine 70 civarında. GPU sıcaklığı ise genel olarak 60 dereceler civarında. Bunu da sizlerle paylaşalım. Oyuna gireyim. Size akıcılığını göstereyim oyunun zaten. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde donmaya da kasma yok oyunda. Buradan size ayarları da göstereyim. Video girdiğimizde görüyorsunuz her şey high. Yani yüksek değerlerde oyunu rahat bir şekilde 60 FPS vererek
kasma, donma olmadan oynayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir patlama efektlerini de yakından göstereyim. Hatta şeyler olmadığını görün. Rahat rahat bu oyunu da oynayabiliyoruz. Yani genel itibariyle baktığımız zaman az önce de oynadığımız oyunlar dahil, PUBG dahil, işte Counter dahil ve Riot Games'in yeni oyunu Valorant dahil hiçbir şekilde kasmaya da donma yapmadan oyunları oynayabiliyoruz. Bu arada aşağı düştük, öldük. Kısacasını söylemek gerekirse grafikler, her şey gayet net, akıcı bir şekilde görünüyor. Oyunlarda hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Şimdi bazılarınız şu soruyu soracak olabilir. Abi GTA 5'i kaldırıyor mu? Tabii ki de GTA 5'i kaldırıyor arkadaşlar. GTA 5 artık 2013 yılında çıkmış bir oyun ve biz artık 2020'ye geldik. Dolayısıyla bu devirde GTA 5'i kaldırmayacak bir oyun zaten. Şimdi GTA 5'i kaldırmayacak üst düzey bir oyun bilgisayarı zaten yoktur. Bir bilgisayara siz kalkıp da işte atıyorum 6-7 bin lira veriyorsanız zaten bu GTA 5'i hayli hayli kaldırır. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Şöyle bir yakın öldürme de yapmak istiyorum. Hani gösterme açısından kanları falan. Gördüğünüz gibi gayet her şey akıcı olağan diyebiliriz. Evet, oyundan çıkalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Monster'ın Tulpar T7 ve 20.1 modelini inceledik. Ne yaptık? Oyun testleri yaptık. Yaptığımız daha önce bazı performans testleri vardı. Bunların sonuçlarını sizlerle paylaştık. Ve sonuç olarak oyun açısından bu bilgisayarın gayet verimli bir şekilde çalıştığını gördük. Son dönemde dediğim gibi oyun bilgisayarlarına olan talep yükseldi. Eğer siz de böyle bir bilgisayar istiyorsanız Monster'ın sitesine girdiğinizde mutlaka geldiğimde bana haber ver linkini tıklamayı unutmayın. Yoksa stoklar gelir gelmez tükenir ve siz yine bir hafta daha bilgisayarsız kalmak zorunda kalırsınız. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.